Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tolga. Bugün Uzak Doğu'nun Japonyalarına hakkında bilgi vereceğim. Hadi başlayalım. Ve Japonya'da hakkında bilgi. Her yıl 1500 civarında deprem oluyormuş. Her yıl 1500 civarında deprem. Enteresan. 2. 6800 fazladan adadan ulaşmaktadır. Ada yani bilmem Sakız Adası falan da bayağı ulaşıyormuş yani. Demek gemilerle falan da gidilebilirmiş. Gezilebilir. Parası olan geçsin kardeşim. Üçüncüsü, 100 yaşından ve yaşayan 50 bin insan civarında bulunmaktaymış. Yani 100 yaşından fazla. 120-130'larda falan yaşayan insanlar fazlaymış. Vay canına. 4. Evcil köpekler çocuklardan fazladır. Yani mesela nasıl olur? Bebekler falan yokmuş. Evcil köpekler falan varmış. Demek köpekleri daha çok seviyorlar. 5. Dans etmek yasaktır. Çünkü geç saatlerinde yaşlıları rahatsız etmediği sürece, komşularını rahatsız etmeyeceği sürece yasaklanmıştır. Bu Japon hükümeti de onay vermiştir. 6. 578'den 2006, 1428'den itibaren bu şirket varmış. Şirketin ismi de Kalgo şirketiymiş. Yani tam kaçmış bu? Yani 1428'den beri. Enteresan. Titanic filmi, yani gemi, batan gemi oluyor yani kocaman şöyle gemiler falan, 4 tane böyle peri paçalar falan. Onlarla korku olarak filmi vermiştir ve Japon olarak kabul ediliyormuş. Yok ya. Ve 5. Kedi kafeler varmış. Yani hayvanları çok seviyorlarmış bu Japonlar. Kedi kafelerini kedilerle dertleşebilirmişsiniz ve kahve içebilirmişsiniz. Ayrıca sadece 2 dolardan kahve fiyatları başlıyormuş. Öyle bilgi var. Ve Japonya %100 arabaları bile giremediği ve bisikletleri kullandığı yerler varmış. İnsanlar huzurunda. Mesela Tokyo'da bile hani insanlara saygı olarak gösteren yer, orta yer açılmıştır. Arabalar durmak zorundaymış. Yani saygı gösteren bir yermiş. Ve en sevdiğim yerlerin birisi de Japonya'dır. En çok Japonyalar Brezilya'daymış. Ve Türkiye'de de ticaret olarak seçiyorlarmış. Mesela yanlış yapılan yerlerde, köprülerde falan bir tane Japon mühendis intihar etmiş bu son köprüde. Üçüncü köprüde olayında Bursa yolunda intihar etmiştir. Ve son olarak Paris Festivali varmış. Yağmurların şekerleri falan varmış yani. Her yılda Mayıs ayları veya Haziran aylarında gibi kutlanırmış. Ve kara kedi bizim ülkemizde uğursuzmuş. Ama kara kediler onların gözünde uğurluymuş ve seviliyormuş. Beni takip edin. Böyle komik videolar gelecektir. Teşekkür ederim.